Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça havanın hacmi arttığı için nefes alıp verme hızı da artar. Bu yüzden solunum eforu da yükselir. İnsanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için çok hızlı nefes alıp vermesi gerekir. Bu durumla ilgili bir olayı ünlü dağcılar Hubler ve Messner Everest'te zirveye 480 metre kala yaşadıklarını şöyle ifade etmişlerdir. Artık dinlenmek için dizlerimizin üzerinde duramıyorduk. Her 10-15 adımda bir karın üstüne yığılıyor ve sonra tekrar devam etmeye çalışıyorduk. Buna göre böyle bir olayın yaşanması durumlarından hangileriyle açıklanır? Yerden yükseldikçe gazlar seyrekleştiği için yeteri kadar oksijen alınamaz. Ki buna bağlı olarak da yukarıda verilen durum ortaya çıkar. Yükseklere çıkıldıkça ağır gazlar arasında yer alan oksijenin azalması ki oksijen azaldığı için yine böyle bir durum ortaya çıkıyordu. Sıcaklık azaldığı için gazların seyrekleşmesi değil, yükseldikçe yer çekimi azaldığı için yoğunluk azalıyordu. O yüzden bunu sıcaklıkla açıklayamıyoruz. 1 ve 2 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada muson rüzgarlarının etkili olduğu yerler gösterilmiştir. Haritada verilen taralı alanlarda muson rüzgarlarının yıl içinde yön değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır? Burada arkadaşlar yaz ve kış musonlarının ısınma ve soğuma özellikleri yıl içerisinde kara ve denizlerin ısınma ve soğuma özellikleri etkili olmaktadır. Ki yazın denizler daha serin, karalar daha sıcaktır. Denizler yüksek, karalar alçak basınç alanıdır. Yani burada baktığımızda kara ve denizlerin özellikle farklı ısınıp soğuması etkili olmaktadır. Buna göre de Asya kıtasının güneyinde çok büyük su kütlesinin yer alması ve buradan gelen işte yaz musonlarının bol miktarda yağış bıraktığını da görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Asya kıtasının yıl boyunca yüksek basınç alanı olma gibi bir durumu yok. Çünkü yaz kış bu alçak ve yüksek basınç alanları yer değiştiriyor. Asya kıtası ve Hint Okyanusu'nun günlük sıcak değişimine bağlı olarak basınç değişimlerinin yaşanması ki bu kısımda baktığımızda günlük bir durum değil arkadaşlar bu. Yıllık bir hareket ya da yaz ve kış dediğimiz için yıllık harekete bağlı meydana geliyor. Güneydoğu Asya'nın yaz mevsiminde çok yağış alması bu sonuç olarak değerlendirilir. Himalaya dağlarının kıyıya paralel uzanması yine değil ki baktığımızda Japonya'ya doğru böyle bir durum söz konusu olmuyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yerel rüzgarlar içerisinde bulunan dağ ve vadi meltemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Etki alanları dardır. Meltem rüzgarları için genellikle bunu söyleriz. Gündüz yüksek basınç konumundaki vadiden alçak basınç konumundaki dağa doğru eser. Gündüz vadiden dağa doğru esmekte ve bu şekilde vadi meltemi oluşmakta. Dağ ve vadinin gün içinde farklı ısınmasından kaynaklanır. Doğru, farklı ısınıp soğuma burada etkili oluyor ve basınç değişiyor. Kış aylarında dağ meltemleri daha fazla eser. Ki bunun yıllık durumla bir alakası yoktur arkadaşlar. İklim üzerindeki etkisi daha azdır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki şekilde bir bölgeye ait basınç merkezi ve hava hareketi verilmiştir. Bu bölgeyle ilgili olarak özelliklerinden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Burada arkadaşlar ters S ya da Z harfini görmekteyiz. Buna göre Güney Yarımküre'de. Alçalıcı hava hareketi görülür. Ne oldu? Merkezden çevreye doğru oldu. Yüksek basınç alanını ifade ediyor bu. O yüzden alçalıcı hava hareketi görülür. Sıcaklık değerleri merkeze daha düşüktür ki ben burada merkezde daha düşük mü yüksek mi bunu kesin olarak bilemiyorum. Tabii ki basınç farkına sebep olan faktörler değişkenlik gösterebilir. Sıcaklık etkileyebilir, yükselti etkileyebilir. Yani birçok faktör etkileyebiliyor. Burada doğru cevabım 1 ve 2 yani B şıkkı oldu. Aşağıdaki bazı sürekli basınç merkezlerinde görülen hava hareketleri gösterilmiştir. Şekilde verilen basınç merkezleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi S harfi çizdiğinde bu bizim için kuzey yarımküreyi çünkü hareket yönünü sağına doğru sapıyordu. Ters S ya da Z'ye benzeyen bir şekil çıktığında da güney yarımkürede olduğunu bize gösteriyordu. Bunun yanında oklar içe doğru olursa arkadaşlar alçak basınç, oklar dışa doğru olursa yüksek basıncı ifade etmekteydi. İçe doğru oklar alçak, dışa doğru oklar yüksek basıncı ifade ediyor. S harfi çizmiş,
kuzey yarım kürede alçak basınç. S harfi çizmiş, kuzey yarım kürede yüksek basınç. Ters S söz konusu, güney yarım kürede yüksek basınç. Bunun yanında baktığımızda ters S harfini gördüm. Güney yarım kürede alçak basınç. Buna göre hangisi söylenemez diyor. 2 ve 3 numaralı merkezlerde yağış ihtimali azdır. Çünkü yüksek basınç merkezleri oluşmuş bu alanlarda ve yüksek basınçta yağış ihtimali daha az. 1 ve 4 numaralı merkezlerde yükselici hava hareketleri. Alçak basınç olduğu için 1 ve 4 yükselici hava hareketleri. 5 numaralı merkez kuzey yarımkürede bir alçak basınç merkezidir. 4 numaralı merkez kuzey yarımkürede bir alçak basınç merkezidir. Şimdi bakıyoruz. 4 numara kuzey yarımkürede mi, güney yarımkürede mi? Güney yarımkürede ama alçak basınç doğru. O yüzden burası yanlış bir ifade oldu. 1 ve 2 numaralı merkezler aynı yarımkürede yer alır. Kuzey yarımküre demiştik 1 ve 2 için, doğru. 2 numaralı merkezde günlük sıcaklık farkı fazladır denmiş ki yüksek basınçta bulutluk az, bağıl nem oranı düşük, nem düşük. O yüzden bu da doğru bir ifade. C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Sürekli rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Etkili oldukları yerlerde sıcaklık değerlerini arttırırlar. Kutup rüzgarları da sürekli bir rüzgar ama sıcaklığı düşürüyor. Yani bazıları arttırırken bazıları sıcaklığı düşürebilir. O yüzden A şıkkını zaten doğru cevap olarak alacağız. Sürekli basınç merkezleri arasında, yani 30, 60, 90 ve 0 gibi durumlar ya da enlemler arasında sürekli basınç merkezleri kısmında etkili oluyorlar. Okyanus akıntılarının oluşumunda etkili bunlar. Özellikle batı rüzgarları Golf Stream'e mesela yön veriyordu ve bunların hareketinde etkili oluyorlardı. Sürekli rüzgarlar etkili oldukları bölgenin iklimini doğrudan etkilemekte. Batı rüzgarlarına bağlı olarak Avrupa'nın batı kıyılarında ılıman okyanusal iklim görülüyor örnek olarak. Yıl boyunca genelde aynı yönden esiyorlar ve bunlar içerisinde en düzenli olan alize rüzgarları. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangileri sıcaklığın basınç üzerindeki etkisiyle açıklanır? Dağların yüksek kesimlerinde basınç değerleri azdır. Ki dağların yüksek kesimlerinde basınç değerlerinin az olması sıcaklıkla değil, yer çekimi ve yoğunlukla alakalıdır. Ekvator ve çevresinde yıl boyunca alçak basınç, ısınan havanın yükselmesi ve buna bağlı olarak alçak basınç oluşması direkt sıcaklık ilişkisiyle açıklanabilir. Asya'nın iç kesimleri yaz aylarında alçak basınç konumundadır. Ki Asya'nın iç kısımları daha sıcaktır. Sıcaklığa bağlı olarak alçak basınç merkezleri oluşur. 30 derece enlemlerinde dinamik basınçlar oluşmakta. Buradaki alçalıcı hava hareketinin sebebi dünyanın günlük hareketidir. Yine sıcaklıkla bir bağlantı kuramıyoruz. Çünkü 30 derece enlemlerinde çöller var. Sıcak alanları oluşturmakla birlikte ne oluyor da yüksek basınç. Yani bu çelişiyor zaten, onunla alakalı değil. O yüzden 2 ve 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Farklı sıcaklığa bağlı hava kütlerinin karşılaştığı yere cephe. Burada oluşan yağışlara da cephe yağışları denir. Buna göre bu tür yağışlar için şekilde verilen merkezlerin hangilerinde daha fazla ya da önemli bir şekilde görüldüğü söylenebilir. Özellikle 30'dan gelen sıcak hava ve 90'lardan gelen soğuk hava kütleleri 60 derece enlemlerinde karşılaşır. Bunlara bağlı olarak cephe yağışlarının en yoğun görüldüğü alanlar buralarıdır. Yani 1 ve 5'te cephe yağışlarını daha fazla görebiliyoruz. O yüzden de cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. 30 derece enlemlerinden ekvatora doğru esen rüzgarlara alize rüzgarları denir. Buna göre alizeler bölgelerin hangilerinde görülür? Alizeler arkadaşlar tropikal kuşakta görülüyor. Tropikal kuşakta yer alan Gine Körfezi, ki bu Kongo Havzası ve çevresinde tropikal iklimin görüldüğünü söylemiştik. O çevreler Gine Körfezi'nin bulunduğu alanlar. Yine Amazon Havzası bu alanda bulunuyor ve bu alanlarda biz daha çok alize rüzgarlarını görebiliriz. Avustralya'nın güney kısımlarında baktığımızda özellikle Akdeniz iklimi, yani orta kuşağı artık geçiyoruz. Bunun yanında uzak doğu kısmında muson rüzgarları da var. Tabii ki orta kuşakta olan kısımlar da söz konusu. 2 ve 3 doğru cevabımız oldu. C şıkkı olarak dikkate aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırgalardan çok etkilenen Güney Florida bazı bölgelerinde binalar 192 km/saat rüzgar hızına dayanabilecek biçimde yapılmaktadır.
Kasırgalar burada bulunan hastane ve okul gibi toplu yaşam alanları için büyük risk oluşturmaktadır. Bu yüzden binaların iç düzenlemeleri için ayrı standartlar belirlenmiştir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde sigorta şirketleri sigorta yapmamaktadır. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen kasırgaların çok şiddetli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu alanlarda kasırgaların bu kadar şiddetli olmasının sebebi kara ve denizlerin farklı ısınması nedeniyle basınç farkının çok fazla olmasıdır. Çünkü basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti de hızı da artış gösterir. Ve burada da özellikle ani basınç değişimleri ve bu basınç farkının fazla olması bu kasırgaların çok şiddetli olmasına sebep olmaktadır. O yüzden de C şıkkında verilen kara ve denizlerin farklı ısınması nedeniyle basınç farkının çok fazla olması buradaki temel etkenimiz olacaktır. Kasırga esnasında yağışın da görülmesi demiş. Hani o oradaki neyi arttırır? Özellikle işte yıkımı arttırabilir belki ya da şiddeti kısmında daha fazla hasara sebep olabilir. Yer şeklinin sade olması nedeniyle rüzgarın hızlı olması ki öyle bir bilgi burada söz konusu değil. Dünyanın dönüş yönüne bağlı olarak sadece ne oluyor? Yön değişiyor. Bunun yanında tabi savrulma kısmında oradaki viraj kısmından bahsetmiştik daha önceki sorularımızda. O sapma biraz daha hızı azaltabiliyordu, arttırmıyordu. Bu da diğer bir nokta. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Selahattin Bey öğrencilerine bir hafta önce derste işlediğimiz muson rüzgarları ile ilgili ne hatırlıyorsunuz diye soru yöneltmiştir. Öğrencilerden farklı cevaplar yine gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Öğretmenim, musonlar Hindistan, Çin ve Japonya'da görülür. Maslar özellikle Güneydoğu Asya gibi ülkelere örnek vermiş. Doğru, muson rüzgarlarını ben daha çok buralarda görüyorum. Fuat, yaz musonları çok yağış bıraktığı için sel ve taşkınlara yol açar ve biz yaz dönemlerinde özellikle Hindistan ve çevresinde sık sık bu sel ve taşkınların ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları hakkında haberler dinleriz. Oluşumunda sürekli basınç merkezleri değil arkadaşlar. Özellikle burada ne etkiliydi? Yaz ve kış musonlarında kara ve denizlerin yıl içerisinde farklı ısınıp soğuması. O yüzden Masar ve Fuat doğru bir açıklama yapmış. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir dağı aştıktan sonra yamaç boyunca aşağı doğru esen rüzgarlara fön rüzgarları denir. Fön rüzgarları İtalya'da bulunan Alp dağlarında çok görülür. Buna göre Alp dağlarında fön rüzgarlarına bağlı olarak durumlarından hangileri ortaya çıkar? Biz fön rüzgarlarını kar yiyen rüzgarı olarak da biliyoruz. Yani karları eritiyor. Bunun sonucunda sel, çığ gibi doğal afetler ve tehlikeleri artabiliyor. Yüksek kesimlerde yağışa yol açar demiş ki yağış değil arkadaşlar. Çünkü kuru ve sıcak bir rüzgar. Sıcaklığın aniden yükselmesi neden oluyor ki o alandaki bazı tarım ürünlerine mesela zarar verebiliyor. Orman yangınlarını arttırabiliyor. 1 ve 3 yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu.